Makam, mevki, şan, şöhret elde etmek için, gününü gün etmek için dünyaya gelmemiştir. Niçin geldi? Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yeryüzüne geldik biz. Hedefimiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Şimdi bütün amellerde, bütün yaptığımız işlerde fırsat bilmemiz lazım. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için her şeyi fırsat bilmemiz lazım. Bunlardan da en önemlisi anne ve babaya hürmetten geçiyor. Birazdan inşallah bahsedeceğiz. Mesela diğer birisi hastalıktır, musibetlerdir. Musibetler mesela insanın başına geldiği zaman ortalığı ateşe veriyor, isyan ediyor. Aslında musibetlere sabretse, fırsata dönüştürse onun için cennet vesilesi olacak. Müslüman uyanık olacak, başına gelen sıkıntıları, kederi, derdi, elemi, hepsini fırsat bilip Allah'ın rızasını kazanmak için vesile kılacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de az önce okumuş olduğum ayeti celilede öncelikle şunu söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, babaya itaatin Allah'a itaat olduğunu söyleyerek babalık makamına, cennet annelerin ayakları altındadır buyurarak annelik makamına ayrı bir ulviyet, ayrı bir kutsiyet kazandıran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hamdü senalar olsun. Kıymetli cemaat-i Müslümin, az önceki okumuş olduğum ayeti celilede Allah-u Teala kendisine ibadet etmemiz gerektiğini, kendisine ibadet etmemiz gerektiğini ve akabinde anne ve babalarımıza iyi davranmamız gerektiğini bizlere emrediyor. Estaizu billah ayetin celilenin devamında ise İmmâ yebluğanne indekel kibara ehedühüme. Onlardan birisi yanınızda yaşlandığı zaman evkilehüme, her ikisi yanınızda yaşlandığı zaman, yaşlılık dönemlerinde, size muhtaç olduğu dönemlerde, sizin yanınızda kaldığı zaman, anne ve babadan her ikisi yanınızda kaldığı zaman üffim ve la tenherhüme. Onlara öf dahi demeyin. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara diyor güzel söz ile muamele edin buyuruyor. Kıymetli cemaat-i Müslümin, Kur'an-ı Kerim'den konuşuyoruz. Kendi kafamızdan değil, bakın. Kur'an-ı Kerim'den konuşuyoruz. Anne ve babalarımızdan birisi veya her ikisi yanınızda yaşlandığı zaman, olur ya bir şeye sinirlenebilirsin, bırak kızmayı, onlara öf dahi demeyin buyuruyor. Ve kullehime kavlen kerime, onlara güzel söz ile muamele edin buyuruyor. Bu da kafi değil. Anne ve babalarımıza nasıl dua etmemiz gerektiğini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kopya veriyor bize. Bir hocayı düşünün, talebesini sınava sokuyor, sınavın sorularını da talebesine veriyor. Cenab-ı Hak bize dua etmemizi istiyor ve nasıl dua etmemiz gerektiğini de bize Kur'an-ı Kerim'de kopya veriyor. Estaizu billah. Vaghfir lehuma cenahe zulmi minar rahmeti ve kur rabbi irhamhuma kema rabbayani sagira. Ya Rabbi, ben küçükken onlar bana nasıl şefkat kanatlarını, merhamet kanatlarını gerdiyseler, sen de onlara öylece rahmet kanatlarını, şefkat kanatlarını ger diye dua edin buyuruyor. Kıymetli cemaat-i Müslümin, anne ve babalık bu kadar önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, anne ve babası hayattayken cenneti hak edemeyene yazıklar olsun buyuruyor. Allah Allah. Anne ve babası hayattayken cenneti hak edemeyene yazıklar olsun buyuruyor. Yine bir sahabi, ismini aklımda değil, cihada gitmek istiyor. Sahabi savaşa gitmek istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek, ya Resulallah, ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Ben de savaşta
savaşta şehit olup cennete gitmek istiyorum diyor. Bu arzusunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki annen sağ mı? Sağ. Annenin yanına gidiyor. Annenin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Tabii bu cevap o sahabeyi tatmin etmemiş olacak ki ikinci defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ya Resulallah ben savaşa katılarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorum. Ben de bu savaşa katılmak istiyorum der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam git annenin yanına anneni memnun et diyor. Üçüncü defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam be adam git annenin yanına cennet de cehennem de annenin yanındadır buyuruyor. Ama cennetse annenin yanındadır buyuruyor. Kıymetli cemaati Müslümin, annelik çok önemli. Annelik ve babalık çok çok önemli bir makam. Mevla Teala cümlemize onları layıkıyla eda etmeyi nasip eylesin. Amin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Rıza Rabbi fi rızal validi ve sahadur Rabbi fi sahadil validi. Allah-u Teala'nın rızası anne ve babanın rızasında gizlidir. Allah-u Teala'nın gazabı anne ve babanın gazabında gizlidir buyuruyor. Kıymetli cemaat-i Müslümin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, bakın kendi yorumum yok, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden bahsediyoruz. Buyuruyorlar ki, anne babanın evladına yapmış olduğu dua, peygamberlerin ümmetlerine yapmış olduğu dua gibidir buyuruyor. Bakın ne kadar önemli. Anne babanın evladına yapmış olduğu dua, peygamberlerin ümmetlerine yapmış olduğu dua gibidir. Peygamberlerin dualarının kabul olmama durumu var mı? O zaman bakın, anne babanın evladına yapmış olduğu dua da peygamberlerin ümmetlerine yapmış olduğu dua gibidir. O zaman ne yapmak lazım? Ağzımızı evlatlarımıza dua etmeye alıştırmak lazım. Bakın tarihte bir Cüreyş diye bir olay var. Cüreyç'in annesi bir beddua ediyor. Cüreyç ki başını secdeden kaldırmadan ibadet eden birisi. Annesinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen birisi. Annesinin ihtiyaçlarını terk edip kendini ibadete adayan birisi. Annesi bir beddua ediyor ve bedduası tutuyor. Nedir bedduası? Allah diyor seni bir fahişe kadına musallat etsin diyor. O kadar artık darlanmış kadın. Çünkü ibadetin de bir mantığı vardır. İbadet herkesi dışlamak, herkesi terk etmek değil. İbadet özellikle annesini terk etmek değil. Annesinin hizmetinde bulunmaktır ibadet. Anne ve baba cennet vesilesidir. Anne ve babayı hoşnut etmeden cenneti kazanman mümkün değil. Ve o kadının bedduası tutuyor. Cüreyce gelip bir fahişe kadın diyor ki birine hamile kalmış. Bu çocuğun babası Cüreyç'tir diyor. Ve tabii herkes gelip onun ibadet ettiği camisini yerle bir ediyorlar, yıkıyorlar ve Cüreyç diyor ki o iftira eden kadını getirin. Getiriyorlar. Diyor ki sen değil bu çocuk söylesin diyor babası kim. Çocuk dile geliyor ve diyor ki bunun babası bir çobandır diyor. Allah-u Teala tabii onu kurtarıyor. Belki onun samimiyetinden dolayı kurtarıyor. Ama burada alınması gereken ibret şu. Anne ve babanın bedduası da duası da kabul olan dualardan birisidir. Onun için anne ve babanın rızasını almadan yapılan işlerin hepsi eksiktir. Bakın büyük günahlardan bir tanesi de anne ve babaya asi olmak. Birisi adam öldürmek, birisi anne ve babaya asi olmak. Diğer bir tanesi şirk, Allah'a şirk koşmak. Anne ve babaya asi olan kimsenin günahının karşılığını diyor, Cenab-ı Hak dünyada veririm diyor. Onun için
Onların bizim paramıza, pulumuza, makam mevkiimize, şan ve şöhretimize ihtiyaçları yok. Onların muhtaç olduğu tek şey sevgi dolu bir bakış, candan bir davranış, muhabbetle kucaklayıştan başka bir şey değil kıymetli cemaati Müslümin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sahabi ölmek üzere sekerat halinde can veremiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Efendimiz diyor ki annesini çağırın. Annesini çağırıyorlar. Diyor ki senin oğlunla bir husumetin var mıydı? Ya Resulullah vardı. Eşinin rızası için beni üzerdi. Ve bunun yüzünde kelime-i şehadet getirip ruhunu teslim edemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yakalım diyor. Maksat yakmak değil. Oradaki annesine işin ehemmiyetini anlatıp aslında helalliğini aldırmaktır. Kadın çırpınıyor, hayır yapmayalım diyor. Burada yanmasa diğer tarafta yanacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve kadın hakkını helal ediyor. O anda kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sözü söylüyor. Eşinin rızası için anne ve babasını üzen kimseye lanet olsun buyuruyor. Kıymetli cemaat-i müslümin, bugün anne ve babasını bir kenara atan insanlar ve bunu da kimsesizler yurdunun kapısına bırakıp da oraya da huzur evi adını veren tipler işlerinin rast gideceğini zannediyorlar. En büyük vicdan azabı budur. Dünya senin olsa huzur asla ve asla senin kapına gelmeyecektir. Çünkü anne ve babanı terk ettin sen. Anne ve babanın rızasını almadın sen. Onun için dünyada hiçbir işin rast gitmeyecektir. Müslümanlar olarak ayağın taşa takılsa kalbini yoklayacaksın. Bu sıkıntılar bana nereden geliyor demeyeceksin. Sıkıntıların kaynağını öğrenmek istiyorsan anne ve babana bakacaksın. Bugün anne ve babasını terk ederek cihada koşmaya çalışanlar adına cihat sanıyorlar. Yaptığı işin cihat olduğunu zannediyorlar. En büyük cihat anne ve babası muhtaç olduğunda ona elini uzatmaktır. Kıymetli cemaat-i müslümin, Hasan Basri Hazretleri tabiinin büyüklerinden Hasan Basri Hazretleri bir gün Mekke'de haccını eda ederken bir tane genç görüyor. Annesini torbaya koymuş, sırtında tavaf yaptırıyor. Evladım diyor, bu nedir? Hocam diyor, ben küçükken annem hacca gelmek istedi fakat durumumuz müsait değildi. Şimdi de durumumuz müsait fakat annemin bacakları kötürüm. Bu yüzden Şam'dan buraya kadar sırtımda taşıdım ve tavaf yaptırıyorum der. Tam ayrılacakları sırada Hasan Basri Hazretlerine sorar. Hocam, annemin bana olan hakkını ödeyebildim mi der. Hasan Basri Hazretlerinin vermiş olduğu cevap çok manidardır kıymetli cemaat-i müslümin. Evladım der, bırak annenin hakkını, annenin karnındayken attığın bir tekmenin dahi hakkını ödeyemedin buyuruyor. Aynı şekilde sorulan bir soruya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bırak annenin hakkını, annen sana gebeyken senin için çekmiş olduğu bir sancının dahi hakkını ödeyemedin buyuruyor. Ama bugün anne ve babasının yanına sığınmaya kalkıştığı zaman yerim dar diyen tipler, soruyorum sizlere, 3 tane veya 4 tane çocuğunuz var, yerim dar diye çocuğunu dışarı atan var mı hiç? Ama anne ve babaya sıra gelince yerim dar efendim başkasında kalsın diyen tipler belki sayısızca çok değil mi? Yerim dar diye çocuğunu dışarı atan gördünüz mü? Ama anne babasını atan ben size 50 tanesini sayarım. Yerim dar diye çocuğunu gidip huzur evine bırakan var mı? Kimsesizler yoluna bırakan var mı? Darul acizeye bırakan var mı? Yok. Ama anne ve babaya geldiğimiz sıra anne ve babasını kimsesizler yurduna bırakıyor. Vicdan azabı yaşamamak için de oraya huzur evi diyor. Yazıklar olsun der buna birisi.
Peki niçin anne ve baba hakkı ödenmez? Hiç düşündük mü? Niçin? Anne ve baba hakkı niye ödenmez? Niye bu kadar önemli bir hak? Çünkü Efendimiz buyuruyorlar ki anne ve baba çocuğunu büyütürken ne için büyütür? Büyüsün, güzel bir insan olsun, topluma faydalı bir insan olsun diye büyütür. Genç çocuklar ise anne ve babasına niçin bakar? Bir an önce ölsün de kurtulalım diye bakar. Bir kere niyet farkı var. Bu niyet farkından dolayı yine hakları ödenemez. Kıymetli cemaat-i müslümin, Musa aleyhisselam zamanında genç bir kasabın hikayesi var. Bunlar hikaye olsun diye değil, bunlardan ibret alınsın diye anlatılıyor. Çünkü annelik çok önemli bir makam. Bakın, Arapçada anne, üm kelimesinden türemiştir. Üm, anne demektir. İmam da anneden geliyor. Bakın, imam kelimesi ümden gelir, annedir. Ümmet yine anneden geliyor. Ümmet kelimesi de ümden türemiştir. Ümmet anneden geliyor. Türklerde de hep bugüne kadar bizi kandırdılar. Dediler ki, efendim, ataerkil bir aileyiz dediler, değil mi? Han, bayanlara verilen bir isimdir. Hanım derken yöneticim diyorsun sen. Yöneticim derken bir bayana diyorsun aslında sen bunu. Türklerin yıllarca kullandığı hanım kelimesi. Hanım yöneticim, han demek yönetici. Hanım yöneticim demektir. Ama bizi öyle bir hale getirdiler ki kız erkek eşitlemeye kalktılar. Kızla erkek eşittir dediler. Bizler eşitliğe göre değil, adalete göre hükmederiz. Eşitlik nedir? At, ot yer, it, et yer değil mi? Şimdi eşitlik de nedir? Ata et veriyorsan, ite de ot vereceksin demektir. İt, ot yer mi? Yemez değil mi? Eşitlikle değil, adaletle hükmedeceksin. Ata ot, ite et vereceksin. Adalet budur. Her yerde eşitlik sökmez. Bugün eşitlik diye diye kadının fıtratını bozdular. En büyük kadına ihanet, zulüm, kadınla erkeği eşitlemekten geçiyor kıymetli cemaat-i müslümin. Musa aleyhisselam zamanında genç bir kasabın hikayesi var. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığı zaman, biliyorsunuz Musa aleyhisselam da Miraç'a çıktığı yer Tur Dağı'dır. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda şöyle bir nidada bulunuyor. Ya Rabbi, yeryüzünde cennette bana komşu olacak biri var mı? Çünkü Allah-u Teala her dönemde kendi dinini yayacak, tebliğ edecek insanları bulundurur. Bu dönemde de var. Ümitsizliğe kapılmayın, bu dönemde de var. Yeter ki aramasını bilelim. Cenab-ı Hak diyor ki, ya Musa, git diyor şu beldenin şu kasabasında genç bir kasap var. O diyor senin cennetteki komşundur. Musa aleyhisselam onun bu dereceye nasıl nail olduğunu öğrenebilmek için gidiyor o genç kasabın evine misafir oluyor kıymetli cemaat-i müslümin. Genç kasabın evine misafir olduğunda bir bakıyor ki yaşlı bir kadın zembille duvara asılmış, o kadını indiriyor, altını temizliyor, yediriyor, içiriyor, tekrar zembille duvara asıyor. Niçin zembille duvara asıyor? Ben olmadığım zaman yürümeye çalışıp da bir yerini kırmasın diye. Bu arada o yaşlı olan kadın bir şeyler mırıldanıyor. Musa aleyhisselam soruyor gence, bu senin neyin oluyor der. Bu benim annemdir der genç kasap. Genç kasaba sorar, annen diyor bir şeyler mırıldanıyor, bir şeyler anlatmak istiyor. Bana diyor bunları söyler misin, ne anlatmak istiyor? Genç kasap şu şekilde tercüme ediyor annesinin söylediklerini. Annem diyor bana şu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi, ben oğlumdan memnunum, sen de ondan memnun ol. Ben oğluma sütümü helal ettim, sen de onu cennette Musa aleyhisselama komşu eyle diye dua ediyor buyuruyor. Kıymetli cemaat-i müslümin, evlerine gelenin Musa aleyhisselam olduğunu bilmiyorlar. Musa aleyhisselam diyor ki gence, ey genç, müjdeler olsun sana, ben Tur Dağı'ndan, Cenab-ı Hak'tan sana müjde getirdim, sen benim cennetteki
komşumsun, arkadaşımsın diyor kıymetli cemaat-i Müslümin. Demek ki cenneti başka yerde arayanlar, cenneti uzaklarda arayanlar, Allah'ın rızasını uzaklarda arayanlar, evde annesinin, babasının ayaklarının dibinde arasalar olacaklar. Onun için Efendimiz buyuruyor ki, anne baba evladının ya cennetidir ya da cehennemidir buyuruyor. Cenneti olmak istiyorsa anne ve babasının rızasını almak mecburiyetinde bir evlat. Düşünün, anne ve baba evladını yetiştirmek için saçını süpürge ediyor, bütün mesaisini harcıyor, yediriyor, içiriyor, giyindiriyor, altına arabalanlar var, dairesini alanlar var, bütün hizmetini, hayatını ona harcıyorsun. Yaşlandığında birkaç sene yanında kalacak, onun lafını ediyor. En büyük nankörlük budur. Kulun kula nankörlüğü, kulun Allah'a nankörlüğüdür kıymetli cemaatimizin. Onun için anne ve babalarımızın mutlaka ve mutlaka dualarını almak mecburiyetindeyiz. Tabii birkaç tane anne örneği de anlatacağım ama sahabe döneminde